Ağrıma gitti. Benim her günüm yok, gündüzüm yok, gecem bana her gün gece dedi. Ne kadar ağır bir laf aslında yani. Hanımefendi acaba oradan Amerikalılardan dinliyor mu, izliyor mu bu programları? Ya da Yüzde avukatı doksan. söylüyordur işte Yüzde doksan. TV8'de şey yaptılar. Hani yazıyordu ya dün mailde. Her yerde var. Talihsiz bir kaza. Twitter'a girse trend topic. Her gün neredeyse. İlk Kaza onda yani. talihsiz de sonrasındakiler yaşananlar talihsiz değil. Senin yaptıkların talihsizlik değil. Şeytanlık resmen yani. Böyle bir şey olabilir mi ya? Eğer bunların hiçbiri olmasaydı, gidip o ailenin bir gönlünü alsaydınız, bir acısına su serpseydiniz ve bu aile var ya hiç öyle kin güdecek şey yapacak farkındaysan yani gayet naif bir aile. Ne olurdu sanki kaçırmasaydın? Herkes kendi o 9 aileye de yani şok. Ben böyle bir şey görmem. Allah kimsenin başına vermesin. Çok zor. Ama artık olay olmuş. Hadi senin evladın öbür arabada. Ya hiç mi birinizde vicdan yok arkadaş ya? Bir başın sağ olsun diyeceksin yani. Ne diyeceksin de? Başın sağ olsun. Gideceksin. Telefon aç. Bir şey yap. Bir de karar alıyorsunuz. Hiç şey yapmayalım. Bu ne? Bu ne abi? Yani bunun hani belki burada kuralda hani anayasada bilmem nerede ceza şeyinde müeydi bir şeysi yok. Burada vicdan denen bir şey var ya yani. Hiç mi içiniz sızlamıyor? Hiç mi sizin akrabanız yok, eşiniz, dostunuz yok? Her gün konuşuluyor, aramamışsınız, hayırdır? Diyeniniz nasıl yok? Ben anlamıyorum yani. Gerçekten anlamıyorum yani. Kazayı anne, yani bir kazaya sebebiyet veren bir çocuğu bir anne nasıl katil yapar, bunu görüyoruz biz. Aynen öyle. Yani durayım durayım diyorum ama içine ettin çocuğu. Bir de bu da var yani. Özür dilerim. Peki efendim, şimdi görüntülere bakalım. Emrullah Erdinç, özellikle sen söylemiştin, bir izleyelim önce efendim, bir anlamaya çalışalım. Buyurun. Allah buradan sevgiler olsun. Süper. Yani o başındaki annesinin yanına gelen çocuğun demek ki o spor arabayla geldiğini biliyor. Hani Meşru öyle bu. haberim yoktu işte alıp kaçtı bilmem ne falan. Yo. Oo, toz oldu o Verilmiş o araba ifadenizdeki. ona. Aynen öyle. Meşru Ona bu. tahsil Veriliyor. edilmiş dedim. Tabii canım. Arkadaki araba da onlara ait diye bir şey duymuştum. Evet. Bilmiyorum öyle mi? Yani Jip diye bahsedilen, hani anladım. Evet. o da onlara ait diye düşündüm. Polisin yanına hadi o an şoktasın Abi bilmem ne. Belki de polisin geldiğini bildin ama çocuk seni arıyor. Polisin yanından geçiyorsun söylesene. 3 dakikalık yol. Yürüyün hadi beraber gidelim. Ne oldu ne bitti. Demek ki orada ölüm olduğu bence söylendi abi. O çocuklar o kadar 16 yaşında anladın mı? Orada artık nasıl vurduklarını da farkındalar. Bir adama vurduğunun da farkında. Değil mi? Geyiğe vurmadın hoş yani. devam et lütfen. ATV'nin önünde rahmetli vardı, Oğuz vardı. Ona vurduğunun da farkında. Belki onu arkadakiler falan filan belki uçarken aşağı inerken gördüler devrildiğini. Kaza yaptığında şimdi görmez misin? Bir tane şeye çarpıyorsun da hani bidon gibi bir şeye çarpıyorsun. Ulan neye çarptım diyorsun. İniyorsun bakıyorsun değil mi? Yolda normal Hatırlarsan giderken. burada Özer Bey ve Hacı Bey konuğumuz olduğunda sürüklenen kardeşimizi de söyledi arabanın Evet altında. Yani altında. bunu Onu anlamamak, hissetmemek görmemeleri mümkün değil. mümkün değil yani. Mümkün değil. Bir de o çocuğun o Snapchat'te şey yaptığı görüntüde ne diyor? İşte küfür ediyor. Bizdeki de şans falan filan bilmem ne. Oğlum o şansları masları düşünene kadar orada 112'yi arayacaktın. Ya da ananı babanı diyecektin ki gelin burada yaralılar var biz bir halt ettik. Bunları bir toplayalım hastaneye götürelim diyecektiniz. Demetçiğim, Emrullah Bey'i alalım mı? O koşuşunuzu öyle kendi evladınıza değil diğer evlatları da toplamak için yapacaktınız. Emrullah merhaba. Sesi gelmiyor mu? Emrullah Bey, merhabalar. Merhaba, duyabiliyor musunuz? Ha, Tabii, şimdi şu anda duydum. duyuyoruz. Siz bizi duyuyorsunuz. Gayet net bir şekilde duyuyorum. Peki. Öncelikli olarak iyi yayınlar diliyorum sizlere de. Teşekkür ederiz. Vallahi sana baştan helal olsun Emrullah. Yani başından beri Tebrikler. olayın her böyle olayda olduğu gibi yine üstündesin. Helal olsun vallahi. Sağ olun, Haberciliğiniz takdire teşekkür. şayandır. Bunu özellikle Aynen. söyleyelim. Sağ olun. Sağ olun, teşekkür ediyorum. Emrullah Bey, biz görüntüleri gördük. Demet zaten üzerine yorum da yaptı. Şu anda aile de bizi seyrediyor. Az önce sizden önce onlarla bağlandık. Siz çok güzel anlatmışsınız zaten hikayeyi. Ama bir daha o detayları sizden duymaya çalışalım. Belki bizim kaçırdığımız şeyler var veya sizin sonradan bulduğunuz şeyler olabilir. Ya birincisi az önce hani Demet Hanım'ı yayın esnasında beklerken dinlediğimde şöyle bir şey söyledi. Muhtemelen dedi anne ölüm haberini biliyordur dedi. Anne iki kez olay yerine gidiyor. İlk gittiğinde çocuğunu almaya gittiğinde muhtemelen ölüm haberini bilmiyor ama arabanın altında kalan
hani kişiyi biliyor. Yani arabanın altında bir yaralı var. Şimdi o lüks arabanın altında bir yaralı var, onu biliyor. Zaten oğlu TC'de aradığında o panikle birlikte annesini arıyor. İlk başta o videoyu çekerken hani muhtemelen farkında bir arabayı çekiyorlar ama sonrasında oradaki insanlar hani başka diğer çocuklar için söylüyorum orada. Arabanın altında birinin olduğunu söylüyorlar ve yine etrafta iki yaralının daha bulunduğunu söylüyorlar. Hani toplamda üç kişi ilk başta görüyorlar. Sonra aşağıdan sesler gelince aslında durumun ne kadar tehlikeli bir vahim durumla karşı karşıya olduklarını o zaman fark ediyorlar. Ve TC işte o ilk arabanın altında birinin olduğunu görünce o panikle birlikte annesini arıyor. Aslında anne bir kere o kazada yaralıların olduğunu ve ağır yaralı insanların olduğunu biliyordu. O panikle aslında koşmasının hani nedeni de o. Çünkü bizim öğrendiğimizde de şu anki dosyaya baktığımızda, ifadelere baktığımızda biliyorsunuz ki olay yerindeki yaralılardan alınmış olan iki cep telefonu var. O cep telefonun bile annenin talimatıyla alındığı tahmin ediliyor. Bunu şunun için söylüyorum. Çünkü anne o esnada uzun bir süre cep telefonuyla konuşuyor. Şimdi burada işte Ayşe Ceren Saltoğlu'nun ifadesi çok önemliydi. Ayşe Ceren Saltoğlu ben dün akşam yayında da bahsettiğimde ısrarla ben hiçbir şey görmedim, duymadım, etmedim. Ben yola konsantre oldum diye aslında soruşturmayı gizleyecek, soruşturmanın daha da genişleyip de tam anlamında bilgilerin doğru anlamda ortaya çıkmasını engelleyecek şekilde ifadeler veriyor. Oysa ki biz bu görüntüler neyi bize ortaya gösterdi? Ayşe Ceren Saltoğlu o 23.30'da telefonu alırken bizzat yanında annenin bütün telefon konuşmasını duyuyor, şahit oluyor. Olayın tam çocuğuna, içinde aslında. Çocuğuna verdiği talimatların da aynı şekilde bilincinde. Şimdi Ayşe Ceren Saltoğlu burada şu ifadeyi kullansa, evet ben hani duydum oradaki cep telefonları Eylem Tok oğluna almasını söyledi. Arkadaşlarını aldırması için Eylem Tok söyledi dediğinde işin seyri değişecek Eylem Tok'la ilgili. Nasıl seyri değişecek? Artık hani bir hani gaspa girecek, bir malın zorla zapt edilmesine girecek ve bu anlamda da savcılık bütün böyle mal varlıklarını dahi dondurabilecek bir harekete geçebilecek. Öyle mi? Bu ifade çok önemli tabii ki. Eğer bu ifadeyi vermiş olsa, kişiler yurt dışına kaçmış olsa, yani suçtan kaçmak için kaçmış olsa, o zaman yargının elinde diyecek ki biz bütün mal varlıklarına el koyabiliyoruz olacak. Öyle. Şimdi bunu şu an yargının tam yapamamasının nedeni Eylem Tok'un bizzat bu talimatı verip vermediğinin net olarak belli olmaması. Çünkü çocukların bazılarına baktığımızda ifade veren oradaki TC'nin arkadaşının ifadesine baktığımızda birisi suçu üstlenmiş durumda. Cep telefonu ben aldım, o esnada çocuk bana verdi diyor yaralı. Ama yaralı İbrahim'in ifadesine baktığımızda da bunu tam tersini söylüyor. Ben diyor vermedim diyor. Ben diyor cep telefonum açıp diyor o esnada diyor 112 aramak istiyordum diyor. Ama diyor biri diyor benim elimden telefonumu aldı diyor. Şimdi telefonun niçin önemliydi? Oradaki hani delilleri karartmak için bir görüntü olmasın. O çocukların o kaza yaptığını anlamasınlar. Araba olabilir. Arabayı hani çocukları oradan kaçırdıktan sonrasında arabaya belki bir şoför getirirsiniz. Hani birilerini suçu üzerine atmak için. Hani ve der ki bu kazayı ben yaptım der. Eğer ki bir görüntü olmazsa, bunlar ortaya çıkmamış olsa ve belki de oradaki yine görgü tanıkları gelmemiş olsa bunları hepsini de yapabilecek bir durumları da olabilirdi. Fakat olmayınca hemen akıllarına gelen Eylem Tok oraya geldiğinde çocuğunu kaçırmak üzere geliyor. Çünkü oradaki tabloyu görüyor. Arabanın altında birinin olduğunu görüyor Eylem Tok. Emrullah, tam burada bir şey soracağım aslında sana. Yani bu gasptan falan filan daha önemli bir soru değil mi aslında? Yani şimdi, orada bir 112 aransa, o telefonlar toplanmasa, oraya acil müdahale edilse belki de rahmetli yaşayacaktı. Şimdi, bunun suçu yok mu? Bakın var tabii. Bunun zaten suçu var. Şimdi bunun artık Türkiye'de normal bir trafik kazasından çıkartılması gerekiyor. Bu artık bir cinayet dosyasına dönmesi gerekecekti. Bizim aslında derdimiz bu. Yani burada hani baktığımız zaman hani taksirli ölümden çıkması gerekiyor. Burada hani taksirli ölüm dediğimiz hani nedir? Hani kişi yola çıkmıştır, bu olayları tahmin edememiştir. Hayatın olağan akışı çerçevesinde bu kaza olmuştur. Hani taksirli ölüme sebebiyet vermiştir. Bu yargılama esnasında suçu düşüren nedenlerdir. Burada taksir yok artık. Şimdi bunu şunun için söylüyorum. Ben daha önce katıldım, yine kendi YouTube kanalımda da söyleyeyim. Ben otopsi raporunu okuduğumda, hani ilk otopsi raporu vardır. İlk otopsi raporu okuduğumda, şimdi ayrıntılı rapor 45 gün sonra çıkacak ama ilk rapor benim için önemlidir. İlk rapora baktığımda Oğuz Murat Acı için şunu söyleniyordu. Vücudunda
bir bölgesi, şimdi ayrıntılı bir şekilde o bölgeye girmeyeyim, biraz teknik terim olacaktır ama vücudunda 8 santimlik bir kesikten bahsediliyor ve 8 santimlik kesikten yoğun kan akışı diyor. Aşırı derecede bir yoğun kan akışı. Şimdi düşünebiliyor musun? Bir saati aşkın bir süredir Oğuz Murat Acı aşağıda bekliyor, su kanalı uçmuş durumda ve yardım bekliyor ve çok yoğun bir şekilde de bir kan akışı var. Yani aslında birisi oraya yardım etse, yardım için gitse, bir tamponla oraya bir bastırmış olsa, bir pres yapmış belki de o kanı durduracak. Ya. Belki de o kanı durdurmakla birlikte rahmetli Oğuz Murat Acı hani hastanede hani yoğun bakımda kalacak ve sonrasında da hayata dönecekti. Şimdi bizim kızdığımız zaten yer burası. Kaza olabilir ama kazadan sonrası 112'nin aranmaması, artık hani orada yapılan hareketlere baktığımızda bu artık bir taksirden çıkmıştır. Bana göre artık bir cinayet dosyasına dönmesi gerekiyor. Bu dosyanın cinayet dosyası olarak yargılanması gerekiyor. Ayşe Ceren Saltoğlu da şimdi tutuklandı ve etkin pişmanlıktan yararlanması gerekiyor. Etkin pişmanlıktan yararlanırsa cezaevinden de çıkar. O konuşmaları anlatmak mecburiyetinde. Eylem TOG yanında kimlerle konuştu? Bunlar eninde sonunda ortaya çıkacak. Bunu şunun için söylüyorum. Şu an soruşturma daha da genişleyecek. Biz bu işin perde arkasını bırakmayacak. Perde arkasında kimler var? Bunun arkasında kimler koruyor? Bülent Cihan Timur'un arkasında kimler var? Bu yapıyı kimler bu anlamda bir duvar örmeye çalışıyor? Bunların da bütün hepsinin takipçisi olacağız. O yüzden de bunlar ortaya çıkacak. Ama adalete Ayşe Ceren Saltoğlu da bir an önce eğer ki yardımcı olmak istiyorsa, cezaevinden çıkmak istiyorsa yapacağı şey gelecek savcıya diyecek ki ben etki pişmanlıktan yararlanmak istiyorum. İlk telefonu aldığı 23.30'dan itibaren Eylem TOG'un neler yaptığını, çünkü Eylem TOG'un adım adım yanında yurt dışına çıkıncaya kadar, uçağa bininceye kadar Ayşe Ceren Saltoğlu yanında. O yüzden de bütün yapıyı, organizasyonu, her şeyi bilen birisi. Burada bunu söylediğinde eğer ki Eylem TOG'un burada çocuklara o telefonu alımız talimatını vermesini demek, bunun ifadede belirtilmesi demek kanunlar önünde bütün mal varlıklarına el konulması anlamına geliyor. Bu da bu soruşturma için çok önemli. Her zaman için söylüyoruz. Amerika'da nasıl kalıyorlar? Amerika'da finans gücüyle kalıyorlar. Finans gücünü keserseniz Amerika'da kalamaz. Bulunduğu bölge çok pahalı bir bölge. Yaşadığı bölge çok pahalı bir bölge. Orada hayat çok pahalı. O yüzden de finansı keserseniz orada barınamazlar. Doğru. Finansı kesilmenin yöntemi de yargının da elinde bu anlamda donelerin olması gerekiyor. Donelerin en basında da Ayşe Ceren'in ifadesi olacak. Dinliyorum. Teşekkür ederim. Taksir ne demek? Şimdi taksir bilinç dışında, yani daha doğrusu hayatın olağan dışında hani gerçekleşen olay. Yani istem dışı diyelim. Yani taksir istem dışı. Yani kişi aslında yola çıktığında kaza yapacağını, birinin ölümüne sebebiyet vereceğini bilmiyor. Yani o yüzden hani bilinçsizce yapılan bir eylem olarak değerlendiriliyor. Ama işte diyoruz ya, kaza sonrasındaki bütün hareketlere baktığımız zaman da bilinçsizce değil, tamamen bilinçli bir şekilde yapılan ve tamamen de çocuğu sadece ve kendi çocuklarını kurtarmak için yapılan bir eylem. Burada diğer ailenin çocuklarını da eleştiriyorum. Bütün hepsi ifadelerinde baktığım zaman, okuduğum zaman ifadelerini, hepsi hani çocukların hepsi kendi özel şoförlerini çağırıyor. Özel şoförleri geliyor, çocukları oradan alıyor ve gidiyor. Şimdi buradaki o ailelerin de, o gelen kişilerin de bir takım sorumlulukları vardır. Tabii ki kazaya karışmadıkları için yargı anlamında tanık pozisyonundalar. Ve yaşları da küçük olduğu için tanık pozisyonundalar. Ama aileler için şunu söyleyeceğim. Bu kazayı TC yaptığında eğer ki Oğuz Murat Acı'ya değil de orada bir ağaca çarpsa, oradaki bir su kanalından yuvarlansa, kendi çocuklarının başına gelmiş olsa, bu şekilde 10 aile kenetlenerek birbirlerine, hani kenetlenmiş halde birbirlerine destek verirler miydi? Ben bunları çok merak, kendi vicdanlarında bu cevabı vermeleri gerekiyor. Yani kendi çocukların başına gelmeyip başkalarının çocukların başına geldikleri zaman suspus oluyorlar. Kendi çocukların başına böyle bir şey gelmiş olsalardı bu şekilde suspus olurlar mıydı? Bravo. O zaman Eylem TOG ve ailesinin en büyük cezayı alması için onlar da seferber olur muydu? Emrullah, çok teşekkür ederiz. Vaktin yok biliyorum ama son bir cümle kuracağım. Sayende ve görüntüler sayesinde anlatımımla kronolojik sırayla şu boşa çıkıyor. Demek ki Eylem TOG en baştan itibaren her şeyin farkında. Demek ki Timur'un o söylediği "anne hayatım mahvoldu, aracım pert oldu" cümlesi boş çıkıyor. Tabii ona ilk baş telefonu aldığı an itibaren onu biliyordu arabanın pert olduğunu. Peki. Teşekkür ederiz. Peki, çok teşekkür ederiz. Hayırlı için. Sağ ol. Ne güzel anlattı. Hiç. Yani tam gazeteci, üstünde duracağız diyor.
Diğer ailelere de sesleniyor. Vallahi helal olsun. Tebrik ediyoruz ve teşekkür ediyoruz yayınımıza bağlandığı için. Şimdi görüntüleri bir daha verdik Demetciğim. Zaten Emrullah net olarak anlattı. Birazdan da avukatımıza bağlayacağız. Michael Gökhan Kıran'a. Amerika'dan bir canlı yayın bağlantımız olacak. Oradaki kanunları öğrenelim ki geliyor mu, gelmiyor mu, iade alınıyor mu, alınmıyor mu falan. Çünkü akıldaki en büyük soru işareti bu. Türk kanunları mı yargılayacak, Amerika'da mı yargılanacak? Eylem'in Amerikan vatandaşlığı yok diye biliyoruz. Kadının acaba orada ikamet edebilecek mi? Çocuk ne kadar orada kalacak falan. Bunların hepsini soracağız. Aile de zaten ekran başında az önce konuşmuştuk. Onlar da bu soruların cevabını bekliyor bizim gibi. Dediğim gibi yani bu cümle boşa çıktı. Her şeyin farkındalar. Sadece araba falan filan yok ortada. İlk andan itibaren o asistan kız da her şeyi duyan o kilit noktası o. O konuşacak ki bak ben ne dedim ilk duyduğumda? Niye bu filmleri seyrediyoruz? İlk duyduğumda ne dedim? Bunların bütün mal varlığına el konulmalı. Çok doğru. Çünkü neden buradan gidiyor para oraya? 100 bin dolar verdiler şimdi bir sene peşin. Yani nereden gidiyor? Buradan gitti yani. Oradan gidiyor tabii. Yani orada bir arkadaşları varsa buradan ödeme yapılıyor yani tabii anladın mı? İlla ki banka böyle transfer değil yani. Tabii ki öyle. Onun haklısın. İçin yani o haklısın. Kızın konuşması lazım. Yani kızı şu an tabii bilemeyiz hapishanede bizi izler mi dinler mi bilmem ne. Onun ailesi illaki vardır yani. Biraz vicdanınız varsa, biraz Türk kültüründen, geleneğinden geliyorsanız yani. Biraz Allah'a inancınız varsa Ramazan günü milletin günahına girmeyin arkadaş. Gitsin kızınız güzelce ifadesini versin. Ondan sonra çorap söküğü gibi en azından bu bir başlangıç olur. Hadi şimdiye kadar yapmadınız bunları diyelim. Ki asistan kız herhalde kendi geleceğini düşündüğü için böyle yapıyor. Yani ben bilmiyorum ben. Nereye ben bilmiyorum. Yani ilk olayın olduğu ilk andan itibaren sen yanındasın zaten yani. Yanındasın yani. Çok zor işler abi. Ya bu 9 tane çocuk nasıl uyuyorlar acaba ya? Yani öbür arabada çarpmaması imkanı yok. Yani tek araba, tek spor araba 3 tane ATV'yi pert edemez. Bizim Erdem Kınay'ın var. Çünkü geçen stüdyoya gittim. 5 hatta. 5, 3 değil 5. 5. 5 ATV. Biri bozuluyor, dördü orada. Yok, üç mü, değil beş ya, mi? Üç ya, üç ATV. Özür dilerim, ben hata yaptım. Üç ATV ama beş kişi. Beş kişi, İkili üç ATV. İkili bindiler. Pardon. Sağdan bakıyorum Cez, soldan bakıyorum. Yani kocaman kocaman teker demirle. Yani anladın mı? Bir yani kitlesi var, bir kütlesi var arabanın. Yani o spor arabayla. Sen kaçla geçiyordun? Frene bastığı halde 160'la girmiş oraya. Düşünebiliyor musun? Ne diyorsun sen? Fren. Ben bunu bilmiyordum. Ya 160 kilometre. Bugün öğrendim ben de. Ya oraya girdiğinde fren yapmış. Mesela bunların 160. falan acaba raporları var mı? Yani fren izleri bilmem. Bunlar çok önemli detaylardı. Tabii ya frene bastığı halde 160. 160'la sen ne diyorsun? Madem çok meraklıydınız böyle şeylere. O oturduğunuz semtlerin oralarda bir sürü alanlar var. Trafiğe kapalı. Orada yapsaydınız yarışlarınızı. Karanlıkta ormanın ortasında yarış mı yapılır ya? Ve düzenli yapılıyormuş. Ya işte. İlk ve son değil bu yani. Düzenli yapılıyormuş. Hani kader kader demeyeceğim ama yani bu çocuk bunların yanına gidiyor. Annesinin yanına gidiyor. Sonra çıkıp nereye gidiyor biliyor musun? Benzinciye gidiyor bunlar abi. Seyrettin mi oraları sen? O görüntüler var mı bilmiyorum. Benzinciye gidiyor. İçeri giriyorlar. Alışveriş yapıyorlar kafeden. O arada ATV'ler nerede biliyor musun? Kameraya yansıyor. O arada 10 dakika önce o yoldan geçiyorlar. Böyle bir şey olabilir mi ya? Biz devam edelim ama avukatımızı bekletmeyelim.